şu ize -e -me -me ile Mekke mükerremede nazü muştur 19 veya 20 ayeti camidir. Eli basım bürünmüş olan peygamber. Gecenin azı müstesna olduğu halde gecede sen kalk, namaz kıl. O gecenin nisfında kalk veya hut kıyamının nisfından azıcık noksan et veya hut üzerine ziyade et. Yani, ey vahin dehşetiyle kendine üşümek arız olduğundan naşi elbisesini bürünmüş olan nebiyi muhtar. Sen gecede kalk, Teheccüd namazına devam et. Ancak azalarına neşat ve bedenine kuvvet için gecenin azında uyku uyumakla istirahat et ve nisfında kıyamla namaz kıl veyahut gecenin nisfından da biraz noksan kılsan beis yoktur veya gecenin nisfı üzerine bir miktar ziyade etmek de olabilir. Fahri Razi'nin beyanı veçi ile, yüzde ve ile murat, gecenin üçte biridir. Binaenele, iptidayı İslam'da gecenin üçte ikisinde uyanık bulunmak ve teheccüd namazı kılmak vacip olmuştu sonra gecenin nisfı veya nisfından ziyade ve noksan olmak beyninde muhayyer kılınmakla ayetin evvelindeki hükümleş olunmuştur. Çünkü, gecenin üçte birinde uyku bedenin kıvamında kafi olamadığından eşap ı resul ilah müşkülat çekmeye başladıkları cihetle Cenab-ı Hak nisfında ziyade veya noksan olmak beyninde muhayyer kılmakla tahfif buyurmuştur i̇bn Abbas hazretlerinden rivayet olunduğuna nazaran Cibril-i Emin ile gelince Resulullah'a cüz'i korku geldiği cihetle üşümek arız olup heze. Hatice'nin hanesinde bir libasa bürünmüş oturur veyahut yatarken Sibril tekrar bu ayetle gelmiş ve bulunduğu hale işaret ederek hitap etmek Arap indinde adet ve latife kabilinden olduğu cihetle ile hitap olunmuş, Resul ve Nebi lafızlarıyla hitap olunmamıştır. Çünkü, Resulullah henüz vahiy ve risaletle ünsiyet etmediğinden ünsiyet eylesin için latife tarikıyla hitap olunmuştur. Yahut müzzemmil, erari nübüvveti götürücü demektir. Buna nazaran menayı ayet, ey emri nübüvveti amıl olan zat. Sen kalk, gecede bu tahammül ettiğin büyük işin mühimatıyla meşgul ol, ancak gecenin azında istirahat et. Zira, emri nübüvvet azimdir, onu tahammül çokça çalışmaya muhtaçtır, demek olur. İptidayı İslam'da teheccüd namazının farz olduğuna bu ayet delalet eder. Çünkü, emirlerde asıl olan, vücuba delalet etmektir. Sonra teheccüdün farziyeti bir sene müddetinde beş vakit namazın farz olmasıyla neş olunmuştur. Neşin sebebi, eşap ı Resulullah'a arız olan meşakkattır. Çünkü meşakkat, daima kolaylığı celbeder. Zira, gündüz umuru maişetle meşgul olan bir kimsenin gece de biraz rahat etmesi bünyeyi beşerin levzığındandır. Binaineli, bir hükmü şerinin neşi başka hikmete mevni olduğu gibi kullara anz olan meşakkatı kaldırmak için dahi olur. İşte teheccüdün farziyetini neshetmek kulların meşakkatim kaldırmak için olduğundan lütfu ilahidir. Teheccüdün farz olması neş olunmuşsa da nafile olarak vaki kalmıştır, farz olmasıyla neş olunması arasında bir sene müddet olduğu Müslim'de H.Z. Ayşe'den rivayet olunan bir hadisle sabittir. 1. Vacip teala teheccüd namazıyla emrettikten sonra namazın vasıbımdan olan tilaveti Kur'an'a dikkatin lüzumunu beyan etmek üzere buyuruyor. Kur'an'ın harufunu beyan ederek tilavet et. Yani, ey Habibim, sen teheccüd namazında Kur'an'ı, harflerini tamamen beyan ederek niyeti sadıka ve hulusu kalple oku ki elfazı ı Kur'an'dan tineti tahiren ve fıtrat ı bahiren müteessir olsun da zikri ilahiye vasıl olduğunda azameti ilahiyeyi timmül ve tefekkür etmekliğin hasıl olsun, ayetlerin menalarını düşün ki hafile reca hasıl olarak ma, raifti ilahiye ile kalbi nebeviniz nur biransın. Fahri Razi'nin beyanı ve çiğle terti, harflerini beyan ederek ağır ağır okumaktır. Çünkü, Kur'an'ı acele okumakta huzuru kalp olmadığından maanisi düşünülemez, maksat fevt olur. Zira Kur'an'ı okumaktan maksat, onun vazıyla mütteiz ve zevacir ile mütezeccir olmaktır. Buysa gayet teniyle ve düşüne düşüne okumakla hasıl olduğundan süratle okumakta elbette bu maksat fevt olacağımda şüphe yoktur. Kur'an okuyan kimsenin tek riayeti lazım olduğuna işaret için reddil emrinden müstefad olan vücub ile tekit olunmuştur. Binayin tilaveti Kur'an'da hurufatını beyan ederek tek riayet etmeyen kimse vacibini terk ettiğinden dolayı günahkar olur. Çünkü, cemii ibadette üssül esas, huzuru kalptir. Huzuru kalp ise tenide olduğundan Kur'an'ı teniyle kıraat lazımdır. Bu laza, namazda ve namazın haricinde Kur'an okuyan kimsenin harflerini beyan ederek tekvidini riayet ve huzuru kalple okuması vacip olduğu ve bunu terk ederse günahkar olacağı bu ayetten, müstefad olan feveit cümlesindendir. 2. Vacip teala teheccüd namazıyla ve namazda Kur'an'ı güzel okumakla emrettikten sonra o emrin sebep ve illetini beyan etmek üzere buyuruyor. Biz muhakkak ya Ekrem el-Rasul! Er senin üzerine kadri pek büyük olan Kur'an'ı indiririz. Yani, ey Resulü Mükerrem, sen gecelerde teheccüd namazı kılmakla zat-ı nebevini Kur'an'a tahammül edecek bir hal üzere hazırla. Zira, biz azimüşşan senin üzerine kadri celil ve insanlara amel etmesi ağır ve meşakkatli ahkamı cami, amel edenlere yevmi kıyamette sevabı büyük ve menfaati çok Kur'an'ı inzal buyururuz ve melek vasıtasıyla kalbine koyarız. Binaineli, onun sıkletine tahammül etmek için teheccül ve riyazatla hazırlıkta bulunmak lazımdır. Fahri Razi'nin beyanı ve çiyle kuran, emre ü nehi, vaat ü vayidi, hil ü hürmeti, hududu feraizi, külfet ve meşakkat üzere müstemil ahkamı cami olup bu ahkam ise mükellef olanlar üzerine gayet ağır olduğuna işaret için Kur'an'a kavli sakin yani ağır bir kelam denmiştir yahut Kur'an'ı Resulullah'ın tahammülü ve ümmetine tebliğ ile tahmile ağır olduğu gibi münafıkların ayıplarını meydana çıkarmakla onlar üzerine dahi ağır olduğundan Kur'an'a sakil denmiştir. Yahut sakiyeyin menası, büyük ve hatarlı demektir. Çünkü Kur'an, Allah'ın kelamı olduğu için cümle kelamların büyüğü ve ulusudur, zira Kur'an, insanların dünyevi ve uhrevi menfaatlarını beyan eder ve kıyamete kadar ahkamı baki acibüşran bir kelam-ı celilülkadirdir. Hulaza, Kur, anemmetin bir kelam olup bir muterizin ayet irazıyla yıkılmadığı, muhkem bir kanunu ilahi olup kafirlerin ta, nıyla gerek lafzına, gerek menasına kafiyen halal gelmediği ve kafirlerin dinlerini iptal ettiği için gayet ağır olduğu bu ayetten müstefad olan feveyd cümlesindendir. 3. Vacip teala teheccül emrin hikmeti Kur'an'ı tahammüle hazırlık için olduğunu beyandan sonra geceyle ibadetin tesiri ziyade olduğunu beyan etmek üzere buyuruyor. Muhakkak gece uykudan sonra ibadet için kalkmak nefsezi, yade tesir eder ve köreğit yönünden gayet güzel olur. Yani, kalbin eymayı iştilattan halı olduğu gecenin karanlığı içinde nefsi insaniden neşet ederek huzuru kalple Kur'an okumanın vesair ibadam tesiri gayet şiddetli ve kırağıt gündüzden daha güzel olur. Çünkü, gecede dünya umuruyla iştigal olmayıp kuvayı insaniye bütün mahsusatla iştigalden âli olduğu cihetle kalbin ruhaniyet cihetine rağbeti gündüzden daha ziyade olacağı tabi bir şey olduğundan elbette gecede ibadetin tesiri daha güzeldir. Kezalik gece uyku zamanı olduğu halde uyku ve istirahatı terk ederek sıcak yataktan kalkıp ibadetle meşgul olmanın nefsi terbiyede tesiri ziyade olduğu gibi gece uykudan sonra ibadet için kalkan kimsenin sözü ancak zikri ilahi olacağı cihetle gündüz söylenen sözlerden daha savap ve daha kuvvetli olur. İşte şu esaslara binayen Cenab-ı Hak teheccül emretmiş ve iktidayı İslam'da farz kılmıştı. İhlaza, gece insanın tek tenha olarak ibadeti ihlaza daha ziyade muvafık olduğu cihetle gecede ibadetin ve kıraetin tesiri ziyade olduğu bu ayetten müstefad olan feve cümlesindendir. 4. Vacip teala teheccül emrin hikmetini ve gecede tesirin ziyade olduğunu beyandan sonra gündüzde o kadar tesir olmadığını beyan etmek üzere buyuruyor. Ya Ekrem el Resul, muhakkak senin için gündüzde uzun hareket ve çok şuul vardır. Yani, ey Habibim, biz sana gece namazıyla emrettik. Zira, senin için gündüz vakti iştigal olup dünya mühimatıyla uğraşmak ikap ettiği gibi enva, ı kuata maruz kalacak ve ahvalini teşviş edecek çok intikal ve gidip gelecek zaman olduğundan biz sana teheccül emrettik. Binaenaleyh, sen teheccüde devam eder ve kıra meşgul olursan gündüzden daha güzel olur. Bu laza, gündüz insanlar için umuru dünya ile iştigal daha ziyade olup, geceyle ibadetin eftil olduğu bu ayetten müstefad olan feve cümlesindendir. 5. Vacip Teala gece ibadetle emrin hikmetini beyandan sonra gecede vakı olacak ibadetler içinde eftil olan ibadeti beyan etmek üzere buyuruyor. Ya Ekrem Er Resul, zikret Rabbinin adını, kesil her şeyden, kemali teveccühle Rabbinin canibine teveccüh et. Yani, ey Nebi-i Mükerrem! gerek teşbih u takdis, gerek tehlil ü tazim vs. esma hüsnadan hangi veçi ile olursa olsun Rabbinin ismini zikre devam et ve sen her şeyden kesil. Kat, ı ala et ki vacip tealam canibi manevisine teveccühü tamla teveccüh etmiş olasın, hatta o derece teveccüh et ki kendi haline iltifat etmek hatırına gelmesin. Fahri Razi'nin beyanı ve ile tebettel, ihlaz üzere dünyaya muhabbeti kaldırmak ve Allah'ın rızasını istemektir. Buna nazaran menayı ayet, ey Resulü Muazzam! Sen ihlazı üzere dünyaya ve dünyanın müştemilatına muhabbeti kaldır, onlardan kat, ı ala et, Rabbinin rızasını iste, demektir. resul Emir Resul'ün ümmetine dahi emir olduğundan ümmeti Muhammed'in cümlesi zikrullahla ve rızayı ilahiyi istemek ve Allah'a tefrizi umur ederek tevekkülü tamla mütevekkil olmakla memurlardır hulaza, zikrullahla meşgul olmak, dünyadan ve dünyanın müştemilatından muhabbeti kaldırıp rızayı ilahiye teveccühü tamla teveccüh etmek lazım olduğu bu ayetten müstatat olan feveyd cümlesindendir. 6. Vacip teala zikrullahla emir ve dünya muhabbetinden kat, ı etmek lazım olduğunu beyandan sonra bu emrin sebebini beyan etmek üzere buyuruyor. İlahü teala gün doğan ve gün batan yerlerin Rabbisidir. Ondan gayrı Allah yoktur. Hal böyle olunca sen onu vekil ittihaz et. Yani, Allah'ın ismi zikirle canibi ilahiye teveccüh etmek elbette lazımdır. Nasıl lazım olmasın, o Allahü Teala günün doğduğu ve battığı mahallerin hakiki Rabbisidir. Böyle meşlik ve marib gibi büyük mahallerin itabbisi olunca onlardan küçük olan mevcudatın ve bilhassa insanların Rabbisi olacağı evleviyetle sabittir. Binaenaleyh, onun ismini zikirle mağdasından kat, ı etmek ve onu vekil ittihaz ederek cümle umurunu ona havale eylemek emri lazımdır. Çünkü, alemlerin Rabbisi olunca ismini zikretmeye ve tevekkülü tamla mütevekkil olmaya şayandır, ondan başka bir bilhak yoktur, ancak mabudun bilhak odur. Binaenli, cümle umura vekil edip her işi ona havale etmek ve cümle menfaati ondan beklemek ubudiyetin en büyük vazifelerindendir laza, Allahü Teala'nın maşrik ye bin Rabbisi olduğu ve ondan başka mabudun bilhak olmayıp ancak mabudun bihak kendisi olduğu ve tefvizi umur ederek vekil ittihaz etmek lazım geldiği bu ayetten müstefad olan feveyd cümlesindendir. 7. Vacip Teala söreyi Celile'nin evvelinden buraya gelinceye kadar kullarıyla zat-ı üluhiyeti arasında olacak muameleyi ve kullar -ı re ı ne vazife-i ubudiyetlerini beyandan sonra kullarının birbirleriyle olacak muamelelerini beyan etmek üzere buyuruyor. Erküsül, sen sabret sol şey üzerine ki onlar lev ve terket onları, çekil bir kenara güzel çekilmekle. Yani, ey Habibim, sen beni umuruna vekil ittihaz ettinse düş inanların tarafından sana söylenen sözler üzerine sabret, mukabelt etme ve terket onları, kavgasızca, çekil bir kenara. Zira, beni vekil ittihaz edince biz onların işini görmeye ve ıslah ı umura kafiyiz, başkasına harcet yoktur. Fahri Razi'nin beyanı veçiyle bu ayette vacip teala insanların diğer insanlarla olacak muamelesini bir tamamiha iki kelimeyle beyan buyurmuştur. Çünkü, insan diğer insanlarla ihtilat eder veya etmez, köşeyi inzivaya çekilir. Eğer ihtilat ederse o insanlardan. Görmüş olduğu ezaya sabretmek lazım olduğunu kavli latifiyle beyan buyurmuştur ki emsalinden göreceği ezaya herhalde sabır lazımdır, ihtilat etmezse kavgasız ve nizasız bir köşeye. Çekilip cümlesini terk etmek lazım olduğunu Nazim, Isölili ile beyan buyurmuştur ki ihtilatı ihtiyar etmeyenin güzelce bir yere çekilmesi lazımdır. Bazı müfessirin, bu ayet, ayeti kıtalle mensuhtur, demişlerse de cumhuru müfessirin indinde ayet mensuh değildir. Zira, ihtilat veya uzlet insanların daima müptela, olduğu hal olup onun da çaresi sabırla uzlet olduğundan bu misilli ahkamda nesih keri olmaz laza, insanın ya sabırla ihtilatı ihtiyar etmesi veyahut müdareşe beraber bir köşeye güzelce çekilmesi emri lazım olduğu bu ayetten müstefad olan feveyd cümlesindendir. 8. Vacip teala insan için zaruri olan iki hal ki birisi ihtilat, diğeri uzlettir, her ikisinin de müsaade-i ilahiyeye mukarin olduğunu bevzından sonra Resulünü makam-ı tesliyedo buyuruyor. Ya Ekrem Er Resul seni teksih eden nimet sahipleriyle terk et beni ve onlara azıcık mühlet ver. Yani, ey Habibim, sana tan eden kâfirlerin tanlarına mahzun olma. Sen beni onlarla terke ve intikam işini bana havale et ki senin tarafından onlardan intikamım alır, asla noksan bırakmam. Binaenaleyh, onların ezalarını senden def ederim, lakin intikamda acele etme, azıcık bir zaman mühlet ver ve bizim intikamımıza intizar et. Fahri Razi'nin beyanı veçiyle bu ayette nimet sahipleri ile Murat, Kureyş'in servet ve mansıp sahipleri ile ulularıdır. Az bir müddetle Murat, hayat -ı dünyadır. Yahut o ayetin nüzulüyle Bedir vası arasında geçen müddettir. Çünkü, sanadı de Kureyş Bedir vakazında helak olmuşlardır ki Allahü Teala'nın bu ayetle vaad ettiği intikam dünyaca o gün zuhur etmiştir. Ahirette görecekleri azap ise bundan sonraki ayette beyan buyuruluyor laza, Cenab-ı Hakk'ın Resulünü teksi, eden zenginlerin intikamını kendine havale etmesini ve birazcık mühlet vermesini Resulüne emir buyurduğu ve insanlar için düşmanlarını Allah'ın intikamına havale etmenin emri mühim olduğu bu ayetten müstefat olan Feve cümlesindendir. 9. Vacip Teala Resulünü ışksip eden kafirlerden intikamını alacağını beyandan sonra ahirette vaki olacak azaplarının keyfiyetini beyan etmek üzere buyuruyor. Muhakkak bizim yanımızda ağır zincirler, al, evli ucu ateşler, boğazı tutucu taham ve elem verici azap vardır. Yani, ya Ekrem el er Resul, sen beni onlarla terk et. Zira, onlardan intikam almak için hazırlanmış bizim indimizde dünyada ah işareti kam ı şeriyeyi edadan hasıl olan mihnet ve meşakkata tahammül etmediklerine mukabil ağır zincirler vardır, sıklet verir ve onların dünyada mağrur oldukları servetleri, Telezzüz ettikleri nimetleri mukabilinde cehennem azabı vardır. Riba, rüşvet, emveli eğitam ve gayrın malına tecavüz gibi yedikleri haram mukabilinde boğazlarını tutucu ve gussa verici zakkum denilen taam vardır ki aynı ay azaptır. Yine onların zikir ve fikirle meşgul olmadıklarına mukabil olarak acıtıcı azap vardır. Fahri Razi'nin beyanı ile bu ayette beyan olunan dört nevi azabın her birerlerinin dereceyi nihayete vardığına işaret için azabı beyan zımnında varit olan elfazın cümlesi azamete delalet eden tenvinle varit olmuştur. Bu azabın azaplı cismani olduğu gibi azaplı ruhani olmasında dahi bir mani yoktur. Çünkü, insan lezzeti cismiyeye müptela olarak küfürle ölünce ahirette nimet görmez. Dünya nimetlerini kis aletle olmadığından telezzüze aşk ve muhabbeti vardır, lakin bağlıdır, o nimetlere nail olmaması onun için aynı ı azap ı cehennemdir. Bu nimetlerden mahrumiyet gussası onun hakkında taamdır, fakat o taam tamamıyla gussalıdır, bu vesileyle nörü, ı feynin tecellisinden hisseyab olmaması onun hakkında azap ı elimdir. 10. Vacip Teala kafirlerin azaplarının dört nevini beyandan ra o azabın zamanını beyan etmek üzere buyuruyor. Onlara azap şol günde olur ki o günde yerler ve dağlar titrer, dağlar akıcı kum yığını olur. Yani, şu beyan olunan dört nevi azap o günde vakı olur ki yerler ve dağlar zelzeleyle mustarip olur, sallanır ve o günde dağlar ve ovalar cümle yerler rüzgarın savurduğu kum yığını gibi olur. İşte öyle şiddetli bir günde beyan olunan dört nevi azap kafirler üzerine vakı olur. 11. Vacip Teala kafirlerin azabın menevini ve vaktini beyandan sonra ehli Mekke'yi firavunun başına gelen azap yaklaşık ı dünyevi ile tehdit etmek üzere buyuruyor. Muhakkak ey ehli Mekke, sizi irşad için biz size bir Resulü muazzam gönderdik. Nasıl ki firavuna Resul gönderdik, işte size de öylece gönderdik. Biz Resul gönderince firavun o Resul'e isyan etti. Binaineyle, biz de onu sağlam tutmakla tuttuk. Yani, ey ehli Mekke, Firavunu irşad edip doğru yola şevk etmek için biz nasıl ki Firavuna Resul olarak Musa, A, S. I gönderdikse size de öylece Muhammed, A, S. I Resul olarak gönderdik ki o Resul sizin irtikab ettiğiniz günahlarınızdan dolayı yevmi kıyamette aleyhinize şehadet eder. Firavuna gönderdiğimiz Resul onu imana davet edince Firavun icabet etmedi, isyan etti. Onun isyanı üzerine biz dünyada suya gark etmekle onları şiddetle ahzettik. İşte ey ehli Mekke! Resulüne iman etmeyen Firavun'u nasıl ahzettikse Resulümüze iman etmediğinizden dolayı sizi de ahzedip ihlak edeceğimizi hatırınızdan çıkarmayın. Ve bir şiddetle tutmak menasına olduğundan Firavun'un dünyada azabının şiddetine işaret olunmuştur. Firavun'un H.Z. Musa'ya ezası ve küçük görmesi Ehli Mekke'nin H.Z. Muhammed'e ezalarını ziyadece müşabeheti olduğuna işaret için bu makamda yalnız H.Z. Musa ile Firavun zikrolunmuş, ümmetleriyle diğer Enbiya-yı Kiram zikrolunmamıştır. 12. Vacip Teala ehli Mekke'yi Firavun'la tehdit ettikten sonra kıyametin şiddetiyle tehdit etmek üzere buyuruyor. Eğer küfr üzere devam eder, baki kalırsanız nefsinizi azaptan nasıl sakınırsınız sol gündeki o günde çocuklar koca olurlar ve o günün şiddetiyle gök yarılır, Allah'ın onlara vaadi de yerini bulur. Yani, Firavun ve kavmi iman etmediklerinden dolayı biz onları ihlak edince ey ehli Mekke. Siz küfrüzere baki kalıp iman etmeyince, nefsinizi azaptan nasıl hikaye edip saklayacaksınız? Çoğu gündeki o günün şiddetinden ve gayet uzun olduğundan çocuklar koca olur ve o günün şiddetinden gök yarılır, Allah'ın kafirlere vaadi dahi yerini bulur. Bu ayetten maksat, o günün şiddetini temsil ve tasvirdir. Çünkü, Fahri Razi'nin beyanı veçiyle o günün şiddetinden hasıl olan gümüm ve hümumun insan üzerine hücumuyla saçında ve sakalında hasıl olan beyazlık, belki kocalıkta sürat eder. Çünkü, çok gam ve keder tabiatta olan hararetin sönmesini ikap ederek hararetin sönmesi de mideye dahil olan gıdanın hazmedilememesine sebep olup buysa vücutta olan kılların beyazlanmasını mucip olur. Velhasıl hüzün ve keder kocalığın acelesini iktiza ettiği cihetle bu ayette Şipu günün şiddetinden kinayedir yahut o günün şiddetinden hakikatta çocuklar koca olurlar. 13.